Yunus Emre ve Hoşgörü, genç girişimciler, Türk Dili ve Edebiyatı ile Pardos toplulukları tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Paşa'mızı anma programımıza hoş geldiniz. Şimdi de Kazım Karabekir Paşa'mızın kıymetli kızı Sayın Timsal Karabekir Hanımefendi'yi konuşmalar yapmak için kürsüye davet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla ve çok büyük bir heyecanla selamlarım. O kadar farklı bir heyecan ki baba toprağında, baba yurdunda olup buralarda sizlerle buluşmak beni gerçekten coşturdu yüreğimi. Geçmişe bir yolculuğa gidiyoruz ama böyle bir programı gerçekleştirdiğiniz için üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Günü unutma, yarına hakkın olsun. Ben bu konuda yıllar önce Gazi Muhtar Paşa konağını gezerken duvarda bir levha görmüştüm. Beni can evimden vurdu. Diyordu ki tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Yurdumuz üzerinde her zaman oyun oynandı. Osmanlı ızdırapla ve o oyunlara gerçekten ızdırabını çekti. Ama günümüzde de acılar yaşanıyor. Günümüzde de oyunlar oynanıyor. Oynanacak. Oldukça dünya durdukça bu tür oyunlar oynanacak. Ama eğer tarihimizi yeteri kadar bilirsek coğrafyamızı kimseye değiştirmeyiz. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Bu sözü ya sakın unutmayın gençler. Mesleğiniz ne olursa olsun ileride en az bir tarihçi kadar tarihimizi bilmeye mecburuz, mecbursunuz. Şimdi geçmişe bir yolculuğa çıkıyoruz sizlerle. Ama önce size vakfımızın amblemini tanıtmak istiyorum. Sarı, kırmızı, yeşil renkler Türk'ün Orta Asya'dan getirdiği öz renklerimizdir ki Selçuklu flamalarını açın, bu renkleri göreceksiniz. Osmanlı bayrağında bu renkleri göreceksiniz. Türk'ün öz renkleriyle biz de vakfımızın amblemini yaptık. Geçmişe bir yolculuğa çıkıyoruz beraber dedim. Ben tarihçi değilim. Keşke olsaydım. Ama elimde öyle büyük bir zenginlik var ki Kazım Karabekir dedenizin arşivindeki fotoğraflar. Ben sizlere sadece fotoğraf anlatmaya çalışacağım. Ama gençlere özellikle diyorum ki tarih konuşulurken, tarih yaşanırken o günler itibariyle yaşayacaksınız. Yani bugün şu çok rahat ortamda o gün ne olmuş diye bugünden geçmişe dönmemiz mümkün değil. O günü sanki o gün yaşıyormuşsunuz gibi öyle değerlendireceksiniz. Neler olmuş, neler yaşanmış, beraber bir geçmişe yolculuğa çıkıyoruz. Bu bir Kazım Karabekir'e benzeyen kara kalem bir resim. Çünkü aile maalesef o İstanbul yangınlarındaki bir köşk, bir konak, bir yalı derken İstanbul'un yarısından çoğu kül olmuş o zamanlar. Aile de o kötü nasibini almış ki elimizde çok eskiye dayanan fotoğraflar yok. Daha sonra bir Mevlevi dedesi olan dedesinin kıyafetiyle kendisine benzeyen bu resimle Ceddim Karabekir diye albümüne başlamış. Karabekiroğulları, bu toprağın evlatları, Karabekiroğulları diye biliniyorlar. Kendi anlatımına göre Selçuklu'ya dayanan bir geçmişimiz var diyor. Kırmızı şallar, kırmızı cepken giyiyorlar. Kazım Karabekir ilçesi, hemen buracıkta onlar orada tımar olarak asker yetiştiriyorlar. Kazım Karabekir'in gene müzeden, inşallah ki gönlüm bütün torunların dede evine, müzesine gelmesini yüreğim istiyor ve geldiğiniz zaman bu eşyaları canlı olarak göreceksiniz. Aileden kalan bir ok ve yay. Babası Mehmet Emin 15 yaşındayken Kırım Savaşı patlak veriyor. Etraftan asker toplamaya savaş için geliyorlar. Fakat kimse evladını askere göndermek istemiyor. Bunun üzerine babası Ahmet Bey, eğer biz evlatlarımızı askere göndermezse bu vatanın şerefini kim kurtaracak? Yazın diyor, ilk gönüllü Mehmet Emin'imdir. Ve 15 yaşındaki Mehmet Emin Kırım Savaşı'na katılıyor. Madalyalarla yurduna dönüyor. Yurduna döndüğü zaman babasının tarlasında ömrünü bitirebilirdi. Ben hep Allah'ın lütfu demişimdir ki alaylı olarak orduda kalıyor, jandarma generalliğine kadar yükseliyor. Niye Allah'ın lütfu dediğime gelince
Kazım Karabekir'in çocukluğu daha sonra da kurtaracağı Doğu illerimizde geçiyor. Yöreyi çok iyi tanıyor, insanları çok iyi tanıyor. Ben de ona gerçekten lütuf diyorum. Kazım Karabekir 1882 İstanbul Küçük Mustafa Paşa doğumlu. 5 erkek kardeşin en küçüğü. Bir büyük abi okula başlarken o küçücük evladı da onun yanına diyorlar ki o da okula başlasın 4'lü yaşlarda. Ve okula başlıyor. O zamanın Osmanlı evlatları amin alayıyla merasimlerle okula başlıyorlar ve her birinin böyle bir sırmalı cüz kesesi var. Cüz kesesi nedir? Hani biz okullara başlarken alfabemizi koyduğumuz bir okul çantamız vardı ya, işte bu da Osmanlı evlatlarının elif ba koydukları sırmalı cüz keseleri. Abiye alınmış ama küçük Kazım'a alınmamış bir cüz kesesi. Çok üzülüyor, öğleni dar ediyor, öğlene doğru başındaki fesi dert top edip öğretmenin yüzüne atıyor. Niye yaptın Kazım dedikleri zaman bana cüz kesesi almadınız diye üzüntüsünü belirtiyor. Ama anılarında, hayatım kitabında özellikle buna çok değinir. Ailem beni der, uzun yıllar utandırdı, aman Kazım'a bir yanlış yapmayalım, sonra yüzümüze vurur diye. İnşallah müzesine gelirseniz bu cüz kesesinde göreceksiniz ama hemen yanında o kadar önemli ki sancak Kur'an-ı Kerimleri. Ben size sadece Kazım Karabekir dedenizinkinin resimlerini getirebildim ama gidin Atatürk'ün müzesine, gidin Ali Fuat Paşa'nın, İsmet Paşa'nın yani o ilahi kadronun bütün müzelerine gittiğiniz zaman aynanı göreceksiniz ki en büyük komutanımızdan en küçük rütbeli askerimize kadar savaşa katıldıkları zaman yüreğin içinde vatan aşkı, Allah'a iman ama yüreğin üzerinde bu sancak Kur'an-ı Kerimleriyle gittiler savaşa. Ben sadece Karabekir dedenizinkini getirebildim sizlere. Okul çağlarını elimizde ilk resmi ama arada anlatacağım resmi olmayan birkaç hatırası da resimsiz anlatmaya çalışacağım. Kazım Karabekir 4-4,5 yaşlarındayken güncel bir konu, bir Ermeni konusu. O güne kadar Anadolu'da kardeş ilişkisi içinde yaşayan Ermeniler ve Türkler, fakat bir şaiya çıkıyor. Rusya'dan bir grup Ermeni arayı bozmak üzere gelmektedir. İşte padişah bu nedenle Mehmed Emin Paşa'yı asayişi koruması için alaybey olarak Van'a gönderiyor. Kazım Karabekir'in çocukluğu Van, Harput, Elazığ, Erzurum. Hatta Erzurum'da şöyle bir anısı var. Bir yerden bir yere atlarken düşmüş, başından bir avuç kan toprağa karışmış. Zaman içinde düşman girdi dendiği zaman diyor, atımı daha büyük bir şevkle mahmuzladım, benim oradan alacak kanım vardı. Ermenilerle hiçbir sorunlar yaşanmıyor. Arkadaşları Ermeni, ahçıları Ermeni. İyi ilişkiler içinde. Daha sonra baba Mekke'ye vali muavini olarak tayin ediliyor ki işte Kazım Karabekir de Mekke'de ne acıdır ki kendisi 11 yaşındayken kolera salgınında babasını kaybediyor. Ve aile İstanbul'a döndüğü zaman Kazım Karabekir'in askerlik hayatı da şekillenmeye başlıyor. Fatih Askeri Rüştiyesi, Kuleli Askeri Lisesi, Harbiye Harp Akademileri. Ama öyle bir ilahi kadro ki daha sonra vatanı kurtaracak, cumhuriyeti kuracak olan o kadro. Bakıyorsunuz küçük yaşlardan beri, bir yaş küçük, bir yaş büyük. Arkadaşlar küçük yaşlardan beri aynı okullarda okumamış olsalar bile daha sonra aynı okulda toplanacaklar. Mustafa Kemal Paşa'mız bir yaş büyük Karabekir'den 81'li. Kazım Karabekir 1882. İsmet Paşa'mız onlardan biraz daha küçük. O ilahi kadro arkadaşlar. Bir okul hatırasını anlatmak istiyorum. Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk sınıflarında, diyelim ki ortaokul ya da lise bir çocuğu, 40 yıl süren Rus zulmünde olan Kars'ı kurtarmak benim idealimdi diyor Karabekir. Kafaya koymuş daha talebeyken ben Kars'ı kurtaracağım. Ve Allah ona iki kez nasip ediyor ki Kars'ı iki kere kurtarıyor düşmandan. Yine bir okul anısı, bir okul çıkışında diyor ortada elektrikli bir hava sezinledim. Hani hepiniz hatırlayacaksınız o kanlı Ermeni baskınları, Osmanlı Bankası, Babali baskınları gibi baskınlardan bir tanesi. O kadar şaşırıyor ki abisi de soruyor, ya bizim Ermeniler mi yaptı bunu? Kardeş gibi yaşadığımız insanlar nasıl canavarlaşabildi? Ve abinin cevabı, araya nifak sokarsan insan insana düşman olabilir.
Bu elimizdeki okul çağlarında ilk daha sonra okulunu birincilikle bitirdiği için altın marif madalyasına hak kazanıyor ki altın marif madalyasına hak kazananlara bir hak daha veriyorlar. Okulunda kalıp öğretmenlik yapabilecek. Karabekir öğretmen olarak bir dönem öğretmenlik yapıyor ama aklı fikri askerlik hayatına başlamakta. Ve kol ağası Kazım Karabekir'i görüyorsunuz. 31 Mart ayaklanmasında Şevket Turgut Paşa'nın iki kurmayı İsmet Bey, dikkatinizi çekerim parantez içinde İnönü, daha soyadı kanunu yok tabii o sıralarda. Ama Kazım Karabekir'in bir soyadı var. Aile lakabı olan Karabekir'i nüfus cüzdanına işletmiş. İsmet Paşa ile çok yakın arkadaşlar ve ölünceye kadar da bu devam etmiştir. Ve Balkan Savaşı yılları, acılı yıllar, Osmanlı'nın en ızdıraplı yılları başlamıştır. Can kaybediyoruz, toprak kaybediyoruz, kan kaybediyoruz. En acılı yıllar Osmanlı için ve Kazım Karabekir'i Balkan Savaşları'nda görüyoruz. Edirne'nin savunmasında Şükrü Paşa'nın kurmayı Karabekir ama ne acıdır ki Edirne düştüğü zaman bir müddet Bulgarlara esir düşüyor. Müzesine gelirseniz mutlaka o vecizesini eski yaz olarak göreceksiniz duvarında. Hür öl, esir yaşama. Esaretin nasıl bir zül olduğunu bizzat yaşayarak bizlere anlatmaya çalışıyor. Ve 18 Mart Çanakkale. Ama Çanakkale demeden önce izninizle biraz daha geriye gitmek istiyorum. Ve bir yanlışımı da düzeltmek istiyorum. Allah Ekber Dağları, Sarıkamış. Hep dedik ki, dediler ki, onca şehidimiz 90 binli, 100 binli rakamlarla bir kurşun atmadan donarak öldüler. Hayır, bu bir yanlıştı. Çünkü onlar Sarıkamış'ı savundular, Rusların İstanbul Boğazı'ndan girmelerini önlediler. Bütün plan oydu. Ruslar İstanbul Boğazı'ndan girecek, İngilizler Çanakkale Boğazı'ndan girecek ve İstanbul tamamıyla yok olacak. Daha doğrusu bütün vatan için istenilen oydu. Ve o şehitlerimize minnetle, rahmetle anarken diyorum ki eğer şehit olmasalardı Osmanlı'nın ordusuydu onlar. Çanakkale'de belki onlar savaşacaktı. Belki o yıl bir okul mezun verecekti, vermedi. Ne tıbbiye, ne bir lise, ne bir ortaokul. O yıl hiçbir okul mezun vermedi. O gencecik evlatlar vatanın her yöresinden, doğusundan, batısından, güneydoğusundan, ortasından, hatta Azerbaycan'dan, Bağdat'tan, Bosna'dan bugün bizim şuradaki rahatımız için can verdiler Çanakkale'de. 12'li, 13'lü yaşlardaydı onlar. Çanakkale İstiklal Harbi'mizin anahtarıdır. Ve Nusrat Mayın gemisi sabaha kadar mayınladı Çanakkale'ye. Gelip çarpan her zırhlı ya batıyor ya kaçıyor. Dünyaya haykırıyoruz. Çanakkale geçilmez. Bugün Nusrat'ın nerede olduğunu bileniniz var mı? Tarsus. Neden Tarsus diyeceksiniz? Yıllar sonra Nusrat Çilep olarak kullanılırken Mersin açıklarında batıyor ve o yürekli belediye başkanımız, o tarihteki Tarsus belediye başkanımız Burhanettin Kocamaz Bey kendi imkanlarıyla çıkarıp bir Çanakkale Parkı yapıyor Tarsus'ta. Eğer yolunuz düşerse o telsiz konuşmalarını yüreğinizle dinleyebiliyorsunuz orada. O yüce insanı da anmadan geçemeyiz Çanakkale'den. Koca Seyit, Edrelikli Seyit Onbaşı. Gördüğünüz gibi normal bir adam. Boyu normal, kilosu normal. Fakat yerden 276 kiloluk mermiyi sırtlamaya gelince sıra bir dev kesiliyor Koca Seyit. Ve bir yüce insanın gücüyle bir zırhlı batıyor. Nasıl yaptın Koca Seyit? Bir kez daha kaldırsana. Hayır, ikinci kez kaldıramıyor. Neydi ona o gücü veren? Aşktı. Vatanına duyduğu aşk, Allah'ına duyduğu imandı. Mustafa Kemal'i görüyoruz Çanakkale'de. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediği zaman 3 dakika sonra öleceğini bile bile o gencecik evlatlar ölüme koşuyorlar. Gül bahçesine girer gibi. Bizler ölürken arkadan başka kuvvetler gelecek, düşmana karşı koyacaktır. Bir benzeri daha dünya tarihinde yoktur Çanakkale'nin. 7 düvel Türk'ü boğmak üzere gelmiş Çanakkale'ye. Neden geldiğini bilmeyen Hintli Müslüman asker ezan okunduğu zaman namaza durur,
Türk askeri de namazda. Öldürmem der, o benim din kardeşim. Hepsini kurşuna dizer İngilizler. Sen Türk'ü öldürmezsen biz seni öldürürüz. Bu şehit mezarlarının resmini çekme görevini bana vermişlerdi. İnanın bir tek gözümün yaşından deklanşöre basamadım. 12'li yaştaydı onlar. 13'lü, 14'lü. Burada bir hatırlatma yapıyorum özellikle genç yavrularıma. Hani kına gecelerine gidiyorsunuz, eğlencelerde, oyun havalarında E15'li, 15'li dediği zaman kimseyi oynatmayın. O bir oyun havası değil, ağıttır esasında. Ve Kazım Karabekir'i görüyoruz Çanakkale'de, Kerevizdere mevkiinde Fransızlarla savaşmakta. Anılarında Kerevizdere'den su değil kan akıyor diye anlatırdı. Bugünkü haliyle Kerevizdere ve bir 57. alay düşünün ki ahçısından topçusuna kadar bir tek kişi sağ kalmamış. Hepsi şehit. Giderseniz Çanakkale'ye mutlaka bu kitabeye rastlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim Bakara 154. ayetinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Siz anlamazsınız. Ve Peygamberimiz hadis-i şerifinde diyor ki şehitler Allah'tan şunu isteyecekler. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Senin uğruna bir kez daha şehit olalım. Vatan ve bayrağı için şehit olan bu kahraman askerleri minnet ve şükranla anıyorum. Seve seve canlarınızı verdiğiniz kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Aziz ruhunuz şad olsun Mustafa Kemal. Bu bir kutlama mesajı. Kazım Karabekir savaşırken Fransızlarla Kurban Bayramı oluyor. Askerine bir mesaj iletecek ama kelime kelime oku deseniz ağlamaktan okuyamıyorum. Anlatım olarak şöyle, Kurban Bayramı'dır diyor. Bu yıl düşmanın zulmü nedeniyle Osmanlı'dan hiç kimse hac görevini yapamıyor. Bu melanet Gayretullah'a dokunacaktır. Gelecek yıl muzaffer olarak Allah'ın huzurunda görevimizi yapacağız. Şöyle devam ediyor. Bugün her evde tekbirlerle kurbanlar kesilirken biz de Çanakkale'de verdiğimiz kurbanlara fatihalar okuyalım. Allah bizi de ya şehitlikle, gazilikle şereflendirsin. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarım. Burada gördüğünüz kaymakam mevki, askeri bir rütbe olan yarbay mevkiine denk geliyor ki Mustafa Kemal Paşa'mız da Kazım Karabekir'de Çanakkale'de yarbaydır. Ve Kazım Karabekir'in Çanakkale cephesinde aldığı madalyalar. O günlerin bir yemek listesi. Sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok, akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. Fakat öyle bir an geliyor ki un tükenmek üzeredir. Sabah üzüm hoşafı şekersiz, öğlen yemek yok, akşam yemek yok, ekmek yarım. İşte bu vatanın nasıl kazanıldığını bilmeyenlere ya da anlamak istemeyenlere anlatmak şehitlerimiz olan vicdan borcumuzdur. Daha sonra Kazım Karabekir'i albay rütbesiyle Irak cephesinde, Kutulamare'de İngilizlerle savaşırken görüyoruz. Çok büyük zaferler elde ediyorlar. Yine Irak cephesi, Kutulamare. Yurdumuzun doğusu inim inim inlemekte 40 yıl süren Rus zulmü, Brest-Litovski anlaşmasıyla Ruslar yurdumuzu terk ederken yerlerini ve silahlarını Ermenilere bırakıyorlar ve Rusların onca yıl yapmadığı kadar zulmü Ermeniler kardeş bildiği insanlara yapıyorlar. Kazım Karabekir Anadolu'ya gelmiştir. Anılarında Van'a gelişini anlatır. Çocukluğu Van'da geçtiği için yaşadığı evi görmek ister. O sular güzel, sular akar, yeşillikler içindeki ev. Ama gelin görün ki yakılmış, yıkılmış, perişan bir haldedir Van. Bugün de yolunuz Van'a düşerse hele Zeyve bölgesine giderseniz gözyaşından yere basamıyorsunuz. İffetini korumak için intihar eden o genç kızların ve gelinlerin mezarları orada. Malabadi Köprüsü ve Kazım Karabekir anılarında kurtardığı yerleri şöyle sıralıyor. Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesi. Ötesi Nahçıvan. Nahçıvan'daki canlarımız da Ermenilerden çok çekti. Hala da ızdıraplar çekiliyor bildiğiniz gibi. İşte Erzincan'ın kurtuluşu,
Ama gelin görün yanmış yakılmış, içinde neredeyse üçte bir ahali bile kalmamış. Erzurum'da benim buradan alacak kanım var diye atını mahmuzluyor. Fakat Erzurum'a geldiği zaman, yaklaştığı zaman Erzurum'a, kendi anlattıklarına göre sanki diyor mezarlıklar ölüleri dışarı fırlatmıştı. Kafalar, kollar, bacaklar, yerler ölü doluydu. Duvarlara çakılarak ölen kişileri gördüm. O kadar yaklaştım ki Erzurum'a, halk beni karşılıyor, gülerek karşılıyor. Dişlerini görecek mesafedeyim. Biraz daha yaklaştığım zaman ortada bir gayretabilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Biraz daha yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı çevreler ve öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. İşte bizim canlarımız, bizim topraklarımızda böyle can verdiler. Bu arabayı biraz sonra bir kez daha görmesek de hatırlayacağız Erzurum'da. Demin dediğim sözü unutmayın, o günün şartıyla bakın. Eğer bugün böyle bir arabayı yolda görseniz hangi müzeden kaçmış diyeceksiniz ama o gün için eğer dört lastiği sağlamsa, deposunda yakıt varsa bu bir mucize. Ve Kars'ın alınışını simgeleyen bir isim. Uzakta gördüğünüz hareket edebilen ışıldak da öyle. O gün için mühim bir alet. Ve Kars'ı kurtardığı için Karabekir, padişah kendisini generalliğe terfi ettiriyor. Ama Kars'ta Erzurum'dan farklı değil, Erzincan'dan. Yanmış, yakılmış, neredeyse içerisi boşaltılmış. Sarıkamış vatanına kavuşuyor, şehidimin kanı artık yerde kalmıyor. Ve ötesi dediği Nahçıvan, Karabekir Nahçıvan'a geçiyor. Nahçıvan'da Türk'üm dediği için ızdırapla Sibirya'da can veren o yüce insan Hüseyin Cavit Bey'le çok yakın arkadaş oluyorlar, o Türk şairi. Orduyu teşkilatlandırıyor, Nahçıvan'ın kurtuluşunu sağlıyor, okullar açıyor, tiyatro açıyor. Amacı Bakü'ye kadar gitmek ve Kazım Karabekir'i İran Tebriz'de görüyoruz. İran Tebriz'deyken geri dön emri alıyor, Mondros ateşkes imzalandı, geri dön. Ne demek ateşkes? İki devlet arasında sen ateşi kes, ben ateşi kesip savaşı durdur. Hayır, Osmanlı için ateş kes, gel vatanımı zapt et olmuş. Baştaki padişah aciz, iki eli bağlı durumda ve egemen yabancı güçler. İşte Kazım Karabekir, Reşit Paşa gemisiyle İstanbul'a, İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman gördüğü manzara bu. Ama önemli bir cümlesini anlatmadım size. Batum'dan gemiye binerken diyor, karayolu yok, deniz yoluyla ancak İstanbul'a gelebilecek. Batum'dan gemiye binerken buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım. Ne demektir bu? Bir milli mücadele fikri var ki Anadolu silahlanmaya başlıyor. Ve işte Kazım Karabekir İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman gördüğü manzara bu. Tarabya önlerinde Reşit Paşa gemisinin güvertesinde hayatında çok ızdırap çektiğini dile getiriyor. Bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabit de şu emri vermekte. Türk'ün bayrağını indir, yerine İngiliz bayrağını çekeceksin. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim diyor ama bu zırhları görünce de arkasında İstanbul minareleriyle ona şu yemini ettiriyor. Tek dağbaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağım. Ve diyor ki bu yemini ettikten sonra artık şu zırhlılar bostan korkuluğu gibiydi gözümde, hiç değeri kalmamıştı. Hatırlayın Mustafa Kemal Paşa'mız Haydar Paşa'ya çıkıp da onları gördüğü zaman ne diyor? Geldikleri zaman gibi gidecekler. Ama acılar yaşanıyor, gidişleri pek de kolay olmuyor. O yüce kadın Halide Edip Sultanahmet mitinglerinde her yüreğe bir meşale, bir kor yakmakta. Türk'ün şerefi, Türk'ün bayrağı yerlerde sürükleniyor. Baştaki padişah aciz, iki eli bağlı durumda, egemen yabancı güçler. İşte gerek Mustafa Kemal Paşa'mız gerek Karabekir İstanbul'a geldiği zaman gördükleri manzara bu. Küstah bir Fransız general Fatih Sultan Mehmet'i taklit etmekte. Tophane'den bindiği atıyla sanki İstanbul'u fethetmiş gibi Beyoğlu caddelerinde dolaşmakta.
ve silahlı İngiliz askerleri Beyoğlu caddelerinde dolaşmakta. Padişah aciz. Çok önemli bir belge sizlere emanet ediyorum. Diyor ki Karabekir, aradan neredeyse 100 yıl geçmiş. 1918-2016. İstanbul'a gelir gelmez Harbiye Nazırı Abdullah Paşa'ya çıktım. Paşam dedim, bense doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim. Niçin bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Paşa'nın cevabı, hiç bunlardan haberim yok Kazım. Sağda solda buldurttum, bir risale olarak bastırdım. Yetmezdi, Fransızca'ya çevrilmeliydi ki ecnebiler de neyin olduğunu anlasın. Devletin bütçesinde yeteri kadar para yoktu. Temin ettim ve bir risale halinde bastırdım diyor. Bir Rus generalin utanarak yazdığı Ermeni mezalimi anılarıdır bu. Ve Kanlıdere yakınlarında, Erzurum yakınlarında Kanlıdere, toplu Türk mezarı. Her birinin üzerinden kanlı Kur'an-ı Kerim parçaları, ay yıldızı düğmeler çıktı. Iğdır'daki açıldığı gün ben de oradaydım ve daha açılmayı bekleyen yüzlerce toplu Türk mezarı var. Buna karşılık bütün araştırmalara karşı bizim topraklarımızda bir tek toplu Ermeni mezarına rastlanmadı. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Paşa'mızın Şişli'deki evine davet ediyorum. Mustafa Kemal ufak bir kulak ameliyatı geçirmiş, hasta yatmakta. Karabekir kendisini ziyarete gider. Paşam der, İstanbul'da kalmakla hiçbir şey yapamayız. Kurtuluşun anahtarıdır, doğudadır, doğuya gel. Ben 15. kolordunun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kolordunla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa'mızın kendi kelimeleriyle cevabı, iyi olur olmaz size mülaki olacağım. Ve vedalaştıktan sonra Karabekir, Gülcemal vapuruyla karayolu olmadığı için ancak deniz yoluyla Trabzon'a kadar gider. Trabzon'da çok büyük bir miting derlenir. O mitingde Karabekir şöyle bir konuşma yapar. Ben buraları hülyalı kafalara vermeye değil, vatanımda gözü olanın gözünü oymaya geldim. Mustafa Kemal Paşa'mıza 3. Ordu müfettişliğine atanma yazısı. Fakat verilen emir acı, verilen emir şu. Mondros ateşkes icabına göre Türklerin silahları toplatılacak, isyanlar bastırılacak. İngiliz baskısıyla padişah Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği emir bu. O yüce insan her emire razıdır, yeter ki ayağını mukaddes Anadolu topraklarına atabilsin. Çok uzun ömürlü olun, akıl sağlığıyla, vücut sağlığıyla çok uzun ömürlü olun ama son nefesinize kadar şu paçavra unutulmayacak. Kendi vatanında esir konumundasın. Padişah bir paşasını İstanbul'dan Samsun'a İngiliz'in verdiği şu pasaport olmadan gönderemiyor. Esir konumundasın kendi vatanında. Son nefesimize kadar unutmamamız gereken bir paçavra ve günümüzün değerini, cumhuriyetin değerini en güzel anlatan belgedir bu. Ve Mustafa Kemal tabii ki gidip Türk'ün silahını topla, isyan bastır emrine riayet etmeyecektir. Amasya genelgesi dünyaya haykırır. Vatan bir bütündür, bölünemez. Millet bir bütündür, bölünemez. Burada Anadolu'ya ilk çıkan 5 inanmış yürek. 10. kolordu Ali Fuat Cebesoy, 15. kolordu Kazım Karabekir Erzurum, Mustafa Kemal Atatürk, Refet Bele, Rauf Orbay. 5'i bir yerde altınlar. Amasya genelgesi imzalanırken. Fakat vatan bölünmez, millet bölünmez sözleri İstanbul'da yankılandığı zaman İngilizler çok sinirlenirler. Biz onu oraya türkü bastırsın diye gönderdik. O türkü yüreklendiriyor. Aciz olan padişaha baskı yaparak derhal Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasını isterler. Mustafa Kemal Paşa tutuklanma lafını duyunca hepinizin bildiği gibi bütün rütbelerini söker, istifa eder. Padişah Mustafa Kemal'e tutuklama emrini Mustafa Kemal'e verilen bütün yetkilerle beraber Kazım Karabekir'e vermiştir. Fakat Kazım Karabekir saraya bir red cevabı yazar. Ben Mustafa Kemal'i tutuklamıyorum, o bu vatan için çalışmakta. Şimdi Erzurum'da bir konaktayız. Mustafa Kemal Paşa istifa etmiştir. Bu konakta bir masa başında Rauf Orbay'la otururken
hiçbir askeri yetkisi kalmamıştır. En güvendiği kurmayı Kazım Dirik içeriye gelir ve paşam der, kimden emir alacağım, elimdeki dosyaları kime vereceğim, sen istifa ettin. Yıkılmıştır Mustafa Kemal. Bir saat önce sen her şeysin diyen kişiler artık sen yoksun demekte. O sırada yaveri koşarak içeriye gelir, heyecanla paşam der, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte. Anılarında Rauf Orbay, Mustafa Kemal bir an sarardı diye yazar. Her şey buraya kadarmış Rauf, milli mücadele başlamadan bitecek. Biliyor padişahtan aldığı emri Kazım Karabekir'in. Kapı açılır, içeriye Kazım Karabekir girer. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'mızın karşısında sert bir asker selam çakar. Paşam der, dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari, bir de araba getirdim. Hatırlayın demin gördüğümüz o külüstür arabayı. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı birbirlerine sarılırlar. İşte o gün bu konakta İstiklal Harbimiz başlamış kazanılmıştır. O gün bu konakta Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. O gün bu konakta Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. O yüce insanı destekleyen bir 15. kolordu var. 15. kolordunun önemi şöyle. Osmanlı'nın bütün orduları dağıtılmış, bütün asker terhis edilmiş, silahlar toplatılmış. Yegane gücümüz askerini terhis etmeyen, silahını toplatmayan Kazım Karabekir'in 15. kolordusu Mustafa Kemal Paşa'mızı o desteklemekte. Erzurum Kongresi toplanır, kongre binası. İstanbul'da padişahın başında bir İngiliz bela var da, Erzurum'da Kazım Karabekir'in başında yok mu? Var. Albay Ravlinson. Paşa elindeki silahları teslim et diyor. Karabekir onu oyalıyor. Öyle bir an geliyor ki oyalayamayacak. Tamam albay diyor. Ben bütün silahları trene yükletiyorum. Ama Türk halkının ne yapacağına karışmam. İngiliz makinistin idaresindeki trene bütün silahlar yükleniyor ve tren yol alır almaz bütün askerini topluyor. Evlatlarım diyor, hepiniz köylü kıyafetine gireceksiniz. Üç istasyon ileride raylar bozulacak, makinist etkisiz hale gelecek, bütün silahlar geri kaçırılacak. Ben bu karıyı çok heyecanlanarak sizlerle paylaşıyorum ve Sadık Bey'e teşekkür ediyorum ki arşivinden bulduğu bu o günkü resim, tren o resim, evlatlar o evlatlar. Albay Ravlinson sonradan diyor ki, paşa senin yaptırdığını anladım ama elimde kanıt yok. Türk halkıdır bu, karışmam dedin, askeri dehanı kutlarım. O sıralarda Erzurum'a bir Amerikalı general geliyor, iki konuda rapor yazılacak. General Harbor. Erzurum bir Türk yurdu mudur, Ermeni yurdu mudur? Erzurum valisiyle Kazım Karabekir kendisini alıyorlar. Kale içinde tepsi minareye çıkarıyorlar, diyorlar ki sayın general ölülerimiz söylesin burası kimin yurdu. Burada yaşamış, burada ölmüş Müslüman Türk ahalinin mezarı. Bir uçtan bir uca kadar. Şurada da ufak bir Ermeni mezarı var. Dolayısıyla Erzurum bir Türk yurdudur diye ölülerimiz rapor yazdırmıştır. İkinci daha güncel bir konu. Amerikan Senatosu'na 24 Ocak'ta sunduğum rapordur diyor General Harbor. Bugün Amerikan arşivleri açılırsa satır satır göreceğiniz bu satırlar. Amerikan Senatosu'na 24 Nisan'da sunduğum rapordur. Erzurum'a gittim, olayı yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Ermeni komutan yenilmiştir. Kılıcını Kazım Karabekir'e vermek üzere ve şanlı bayrağımız Kars Kalesi'nde dünya durdukça dalgalanacaktır. Ermeni komutan aynı zamanda bir veda ve vaat mektubu verir Karabekir'e ki bundan böyle hiçbir Ermeni ne kötü nazarıyla ne silahıyla Türk'e karşı gelmeyecektir. O günlerin bir taş baskı afişi. Üç basit görünümlü fakat çok mühim imzalar atmış kalemler. Kazım Karabekir Şark Cephesi Başmurahası olarak Gümrü Anlaşması Ermenilerle. Hatta şöyle de bir anısı var. Ermeni başdelegeyle bir masa başında imzalarken şöyle bir soru yöneltiyor. Ufacık boyunla koca Osmanlı'ya nasıl karşı geldin? Ermeni başdelegenin cevabı birebir bugünün adresidir. Aldatıldık paşam, maşa olarak kullanıldık. Bütün doğuyu bize vaat etti emperyalist devletler. Bundan böyle serdeki haksız iddialarımızı geri çekiyorum, anlaşmayı imzalıyorum. Bu kalemlerin de resmini çektikten sonra Moskova ve Kars Anlaşması'nda imzalayan kalemler
Diyor ki kendi yazımla neyin ne olduğunu yazdım ki Gümrü'nün yanına Servi İkrededen kalemdir diye yazmıştır. Daha sonra İnkılap Müzesi'ne hediye ettim diyor. Bugün doğu sınırlarımızda gene o anlaşmaların neticesinde çizilmiştir. Nahçıvan için gerek Atatürk'ün gerek Karabekir'in ortak fikri şöyledir. Nahçıvan Türk'ün Turan'a açılan kapısıdır. Buraya behemen bir Türk devleti kurulacaktır. Bir hatıra resim ve Doğu tamamıyla düşmandan arınmış, sağlam kalan birlikler ve mühimmat Atatürk'e büyük taarruz için Batı'ya gönderiliyor ki çok büyük rol oynuyorlar. Yine Doğu cephesinden Batı'ya giden birlikler. Bunlara Kazım Karabekir Paşa'nın orduya Kars yadigarları diyor. Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Harbimizin olmazsa olmazıdır. Allah Türk'ün kurtulmasını istemiş, başta Atatürk o ilahi kadroyu göndermiş. Ve Batı cephesi zafere doğru, büyük taarruz İzmir'in kurtuluşu. 9 Eylül. Ama gördüğünüz gibi İzmir yanmış, yakılmış, Erzincan'dan, Erzurum'dan, Kars'tan farkı yok. İçinde neredeyse üçte bir ahali bile kalmamış. Bu resmiyle Kazım Karabekir'e yetimler babası derler. Kim yetim kalmış, kime baba olmuş göreceğiz. Perişan halde evlatlar, analar babalar hunharca öldürülmüş ve ölüme terk edilmiş bu evlatlar. 4000 erkek, 2000 kız evlat. Ve Kazım Karabekir kol ordusunu himayesine alıyor ve artık onlar Gürbüzler ordusu olarak vatana faydalı olma yolunda kendileriyle yarışmakta. Yine babalarıyla bir hatıra. Burada bir zenginliğimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hiç tanıdığınızın içinde 4000 abisi, 2002 ablası olan var mı? Benim var. Yemek yerken evlatlar. O küçücük karyolaya çıktığı zaman abisiyle aynı boyda oluyor ama dikkat edin kimse kimsenin havlusunu kullanmayacak. Ortada trahom dahil bir sürü hastalık var ve köşedeki aynada kendisine çeki düzen vermeden odadan çıkmayacak. Bursa Işıklar Askeri Lisesi son iki sınıfını Çanakkale'ye gönderiyor. Hiçbiri geri dönmüyor. Hepsi şehit. Okul kapatılıyor. Okulun ikinci açılışı Sarıkamış'ta Erzurum'da sen asker olursun diye yetiştirdiği kendi evlatlarıyla oluyor ki bu evlatların arasında Cemal Tural, Zeki İlter, Sabri Kocak paşalarımız çıkmıştır. O çok karanlık günlerin intibarıyla diyor iki marş yazdım. Biri Türk Yılmaz Marşı, biri Hür Vatan Marşı. Hür Vatan Marşı ile İstiklal Marşı yarışmasına da katılmıştır. Çocuklarına marş öğretirken piyanoda ama onun esas enstrümanı, bestelerini kemanıyla yapıyor. Bursa Trille Taş Mektebe gönderdiği kız erkek evlatlar, onlar da orada eğitiliyorlar. Doğuda şartlar çok ağır, kayak kursu, sedye taşıyan sığıyıcı evlatlar ve sığıya kursunda evlatlar ufak tefek ameliyat yapacak kadar bilgi sahibi oluyorlar. Orduya fazla gelen çocukları civar köylere, kasabalara dağıtıyor. İlaç hazırlayan çocuklar, matbaa çok önemli. Bir tarafta kanlı bir savaş, bir tarafta cehaletle savaş ve Sarıkamış'ta matbaacılığı öğrenmiş bu evlatlar Varlık gazetesini çıkarıyorlar. İş ocağı fabrikaları, matbaacı evlatlar. Bu çocuklar askerimize kaput dikiyorlar. Askerin sırtında kaput, ayağında çarık bile yok. Bu evlatlar asker postalları yapıyorlar. Dericilik öğrenmişler. Bir çocuk 16 saatte bir çift asker postalı yapmakta. Bu resim bana her zaman düşündürüyor beni. Çünkü arkasında kendi yazısıyla Bebek Gölü Sarıkamış diyor. Çok gittim Sarıkamış'a, işte orada Bebek Gölü falan. Yani Bebek Vadisi var da öyle o coğrafyada göl görmedim. Sordum, dediler ki vardı. Kazım Karabekir askerinin ve evlatlarının suyla tanışmasını istedi. İki akarsuyun arasını kapatıp yapay bir göl yaptı. Ve topladığı çocuklardan esinlenerek adını Bebek Gölü koydu. Evlatlar kürek çekerken Bebek Gölü'nde. Kız evlatlar.
ve ağaç bayramı. Üç bayram üzerinde çok duruyor. Beden eğitimi bayramı, ağaç bayramı, ille kitap bayramı. Hatta kitap bayramı için diyor ki, beşikten mezara ilim diyen bir peygamberin ümmetiysek, onun doğduğu gün kitap bayramı olarak ilan edelim, birbirimize kitaplar hediye edelim. İzmir İktisat Kongresi'nin bir maddesinde de bu geçer, birkaç yılda uygulanır. Bir sahne kuruyor, adını İbret Sahnesi diyor. O gün itibariyle halkın hangi konuda aydınlatılması gerekiyorsa kendi o konuda yazdığı piyesleri evlatları halka oynuyorlar. Gemiciler, hastaysan doktora git, üfürükçüde ne işin var? Denge hareketleri. İzciler, Türk Yılmaz, onun bir çocuklarına yazdığı marşı bizim de hayat felsefemizdir, yılmak yok, sizin de olsun. Bir engel gördüğün zaman geri mi kaçacaksın? Hayır, doğru bildiğin hedefe, doğru olan hedefe behemhal engeli aşarak, çekerek ulaşacaksın. Ne kadar kuvvetli olursan ol, senden zayıf iki kişi bir olursa seni yener. Birlikten kuvvet doğar, tek bilek, tek yürek vatana sahip çıkılacak. Onun bir çocuk oyunu, küçücük süvari ve benim yüreğimi burkan bir resim. Öz babaları evlatlarını sünnet ettirecek kadar yaşamamış, hepsi şehit ama Karabekir babaları büyük bir düğünle evlatlarının sünnetini yaptırıyor. Arşivdeki bazı mektuplarda çocuklar o günü şöyle anlatıyorlar. Paşa babam diyorlar, ağzımıza lokum verdin, elimize oyuncak, oyunlarla, müziklerle bizi oyaladın, teker teker bize kirve oldun. Mikroskop başında evlatlar, eskrim kursları ve kız evlatlar öğretmen, ebe, terzi, hemşire olarak altın bileziklerini kollarına takmışlar. Bu 6000 evladın içinde Ermeni çocuk yok. Ama hangi milletin evladı olursa olsun diyor Karabekir, çocuk kutsaldır. Ortada bulduğu Ermeni çocuklarını bu evlatların arasına katmıyor, asimile etmek de istemiyor. Trabzon'da Amerikalıların açtığı Ermeni yetimhanesinde onlara da babalık ediyor. İşte bu önemli bir belgedir ki bugün Kazım Karabekir Müzesi duvarında asılı olan, kendi yaşadığı süresinde de odasında asılıydı. O Ermeni evlatlar bir teşekkür olarak, şükran ifadesi olarak kara kalem Kazım Karabekir resmini yapıyorlar. Altındaki eski yazı çarpıcı, yetimler babası Kazım Karabekir. Trabzon Ermeni yetimleri tarafından. Bize yapıştırılmaya çalışılan o iğrenç sözde soykırım yalanına başlı başına bir belgedir bu. Bu Karaman'ı Kazım Karabekir ilçesini çok ilgilendiren bir resim esasında. Nedir diye soracaksınız. Kazım Karabekir daha sonra evlatlarıyla baba yurduna, bugünkü Kazım Karabekir ilçesine geliyor. Ama o ismi aldığını kendisi bilmedi. Onun ölümünden daha sonra verildi o isim. Kasaba ya da feryat diyebilirdik o zamanlar. O evlatlarla buraya geliyor. Bu Şamdanlar Yavuz Sultan Selim'in Karabekir oğullarına bana asker verirsen sana aldığım ganimetlerden vereceğim diye söz verdiği Şamdanlar. Ve bugün Mevlana Müzesi'nde sergilenmekte. Evlatlarını Ankara'ya, İstanbul'a da gezi olarak getiriyor. Atatürk'ün İnönü'nün önünde marifetlerini sergileyip çok büyük övgü alıyorlar. Ben de babamı aşağı yukarı bu yaşlardayken tanıdım. Bu bir okulda bir çocukla sohbet yaparken. Kayseri Lisesi Hatıra Defteri'nde Kazım Karabekir'in çocuk yetiştirme politikası 5S kuralı diyor. Selametli olmak, doğru olan, inanılan doğru olan şeyde sonuna kadar dayanabilmek, selametli olmak, sağlam olmak, samimi olmak, sadık olmak. Dinimizde de bu böyledir. Bir arkadaşına ağzından çıkan, verdiğin söz arkadaşının kulağına gitmeden önce Allah'a verilmiş sözdür. Eğer bir söz verdiysek mutlak yapacağız ya da tutamayacaksak o sözü vermeyeceğiz. Ve sabırlı olun diyor, sabır hepsinin anahtarıdır. Bu beyefendi sağlıklı günlerinde bize geldi. 1920'lerden beri taşıdığı, sakladığı bu eski yazı harfler vardı elinde. Bir sonra karede göreceksiniz. Rahmetle anıyorum Doktor Şefik Bey'i.
Kazım Karabekir diyor 1921 Cumhuriyet'in ilanından önce bize ödev verdi. Renkli kağıtlardan kesip eski yazı "Yaşasın Cumhuriyet" yazdık. İstiklal Harbi komutanlarımızı toplu halde görüyorsunuz. Ortada Atatürk, ilk beyaz kaputlu Karabekir, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa'mız bu karede değil çünkü o sıralarda Lozan'da bulunuyormuş. Biz onlara çok şey borçluyuz. Onlar bize altın bir tepside Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiler, armağan ettiler. Ve diyorum ki her Türk evladının Cumhuriyet'e hizmet etmemiz borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Daha sonra İzmir İktisat Kongresi, Kazım Karabekir kongre başkanı olarak görüyoruz. Yine kongreden hatıra. Atatürk'ün annesinin kabri başında Fevzi Çakmak, Karabekir, Atatürk dua ederlerken. Latife Hanım'la nikahlandığı zaman nikah şahitleri de Fevzi Çakmak'la Kazım Karabekir'dir. Üç komutanımız ve bir çocuk şiir okuyor Atatürk'e. Son düşman atılmıştır yurttan, coşkuyla yurt gezilerine gelmiş sıra. Burada Latife Hanım'ı da Atatürk'ün yanında görüyoruz. Balıkesir. Enteresan bir resim bir sonraki. Latife Hanım nereye işaret ediyor? Bir çocuk davası. Üzücü bir durum var ki Karabekir'in gözü yaştı. Derdi ki bir çocuk bakımsız kalır da topluma girerse toplumun seviyesi düşer. Orduya girerse ordunun seviyesi düşer. Çocuk bakımsız kalmamalıdır. Yine yurt gezilerinden tabyalar. Ve İstiklal Harbimizde Atatürk Kazım Karabekir bütünlüğünü simgeleyen arşivden bir fotoğraf. Mustafa Kemal Paşa'mızla Anadolu'ya beraber çıktığı ilk destek olan bu yüce insanlar. Burada Adnan Adıvar'ı, Doktor Adnan Adıvar'ı da görüyoruz. İkinci bir kahramanlığa soyunuyorlar. Demokrasinin icabı olan çok partili rejime geçebilmek için ikinci bir parti kurulacak. Tabii ki Atatürk'ün onayıyla kurulmasına rağmen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası biraz varlık gösterdiği zaman haksız bir iddiayla Şeyh Said isyanı bahane edilerek parti kapatılıyor. O sıralarda Kazım Karabekir, Aydın Eşrafı Cemal Bey'in kızı İclal Hanım'la evlenmiştir. Nikah davet. Ve Ankara'daki köşkümüz diyor. Bu köşkte şöyle bir acı yaşanıyor. Parti kapatılıyor ama muhalefeti susturmak hiç yeterli olmuyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'mıza yapılması düşünülen suikaste o yüce paşaları da bulaştırmak istiyorlar. Ben buna suikast içinde bir suikast diyorum. İsmet seni çaya çağırıyor diye bu evinden alınıyor Karabekir ve İzmir Elhamda Sineması İstiklal Mahkemeleri. Hiçbir hukukçu olmayan Aliler Divanı paşaları idamla yargılamakta. Paşaların alnı açık, yüreği ak. Karabekir savunmasını yaparken üç soru soruluyor kendisine. Suikastla ilgili hiç soru yok. Niçin parti kurdun? Amacın neydi? Niçin başkan oldun? Paşalar beraat ediyorlar. Zürafalı Köşk burası. İlle gelin dediğim dede evi. Bugün müze olan Kazım Karabekir Müzesi. Zürafanın efsanesini orada anlatacağım size. Ve Kazım Karabekir uzun yıllar bu köşkte göz hapsinde yaşıyor. İkiz evlatları oluyor o sıralarda. Onun ne hak yere, haksız yere orada göz hapsinde olması bir kahırsa, Mevlana der ki kahırdan lütuf doğar. İşte bu masasının başında da belgelere dayalı olan İstiklal Harbi hatıralarını sizler için bu masası başında yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Dil Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı ve buradaki toplantıya Ali Fuat Paşa ile barışmıştır. Diyor ki Kazım'ı da çağır, fikirlerinden istifade edelim, kendisiyle görüşmek istiyorum. Kalk gidiyor kendisi, fakat etten bir duvar iki komutanın arasını kapatıyor ki göz göze bile gelemiyorlar, babam ayrılıyor. Benim en çok yüreğimi burkan, yıllar sonra komaya girmeden önce Atatürk, çağırın Kazım'ı diyor, helallaşmak istiyorum, haber vermiyorlar. Vefatından sonra ablalarım sorarlarmış,
Gider miydin babacığım? Cevap, tabii giderdim. O Mustafa Kemal'dir, gel dediği zaman gidilir. Ve yıllar sonra, yıl 1946, Kazım Karabekir'i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görüyoruz. O yıl 1946'da Ruslar tekrar Türklerden Kars'ı, Ardahan'ı ve Boğazları istiyorlar. Aynen kulağımda radyodaki spikerin sesi. Diyordu ki Rusların bu talebine karşı meclis kürsüsünde Kazım Karabekir kılıcını kılında oynattı. Boğazlar Türk'ün boğazı, Kars Ardahan beykemidir. Verecek bir karış toprağımız yok dedi. Bir Cumhuriyet Bayramı töreni, askerini denetlerken meclis çıkışı İsmet Paşa'yla ve bizim ailemiz. O kadar geri gittik ki zaman tünelinde ben bile küçüldüm, ortadaki ben. Bizim isimlerimizi nasıl koymuş? 1927 yılında evlatları ikiz olarak doğunca birden şaşıyor. O zaman bilmiyorduk daha önceden evlatların ikiz olacağını. Ne isim koyacağım bunlara? O sırada aklına geliyor ki bizden önceki evlatlarına yazdığı bir sanayi marşı var. Şöyle biter. İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel. Bundan esinlenerek kızların adını Hayat ve Emel koyuyor ikizleri. Aradan bir 14 yıl geçecek, yıl 1941. Hiç yüzüme vurmadılar ama babam 59 yaşında, annem 40 yaş üstü, böbrek rahatsızlığı olan bir insan, bir oğlumuz olsun diye herhalde istediler. Erkek olsaymışım benim de ismim hazır. İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel oluyormuşum ben. Ama temel olmayıp da kız evladı olunca beni temsil etsin, timsalim olsun diye bana zor bir isim yüklemiş omuzlarıma. Ama hatırlayın, Atatürk hepimize o zor reçeteyi vermedi mi? Damarında asil kan var dediyse, omuzları her gün farkına vararak bir kez daha yoklamamız lazım. Tek bilek, tek yürek bu vatana sahip çıkılacak. Ve bizim ailemizin bir arada çekilmiş son resmi, bugün müze olan İstanbul'daki Erenköy'deki köşk. Hamza Osman Erkan bacana Şeyh Şamil'in torunu satranç oynarken. Gençler burada hadi bir babaannelik edeyim. Üç tane ilaç duydum ileriki yaşlarda Alzheimer olmamanız için. Ben söylemiş olayım. Okumak, yazmak satrançmış, bu kadar basit. Hangi yaşta olursanız olun illa oku, illa yaz, illa satranç oyna. Üzgünüm internet o kadar fazla korumuyor ruh sağlığımızı. Ve aldı madalyalar, bir ömür şerefle taşıdığı İstiklal Madalyası. Burada da bir bilgi sunmak istiyorum. Hani televizyonda belki yarışmalara falan katılırsınız. Derler ki İstiklal Madalyası'nı iki renk kurdeleyle kim hak etmiş? Bilen var mı? Yeşil renk yeni açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor. Kırmızı cepheyi, yani bir kişi hem cephede savaşmış hem yeni açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapmışsa o iki renk kurdeleli İstiklal Madalyası'nı hak ediyor. Hani kahırdan doğan lütuflar dedim. Bugün vakfımız gerçekten çok iyi bir anlaşmayla, Yapı Kredi ile Karabekir'in bütün kitaplarını tekrardan sizler için basıldı. Ve şunu müjdeleyeyim ki kaleminden çıktığı gibi hiçbir şekilde daha farklılaştırılmış cümleler koymadan onun kaleminden çıktığı gibi. Ve Kars Kalesi'ne çekilen şanlı bayrak. Diyor ki evlatlarıma bıraktığım en kutsal emanettir Kars Kalesi'ne çekilen şanlı bayrak. İki kez çekiyor Kars Kalesi'ne şanlı bayrağımızı. Ve 26 Ocak 1948 o gün Kazım Karabekir Ankara'da vefat etti. Çok eski bir bayrağa sarılmış tabutu. Demişler ki yeni bir bayrak alamaz. Yeni bayrak alamadınız mı? Çok eski bir bayrak. Fakat şair diyor ki Kars Kalesi'ne çekilen şanlı bayrak tabutunun üstünde ağlıyor hıçkırarak. Bütün Türklük alemi katılıyor bu yasa. Ayrılmayız izinden. Ve onu yalnız bırakmamıştı son yolculuğunda Kars Kalesi'ne çektiği şanlı bayrak. Çok sevdiği askeri, sizlere bir dede vasiyeti olarak Kazım Karabekir'in şu sözlerini getirdim. Yüreğinizin bir tarafına nakşedin diye. Diyor ki Karabekir, vatandaş yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Evvela her işin hakikatini ara ve öğren,
sonra münakaşasını istediğin gibi yap. Birincisi vicdanına, ikincisi seciye ve irfanına dayanır. Gerçekten de bazen insanlar yanlış bilgiyle istemeseler de felaket kaynağı olabiliyorlar. Ben sizlere sabrınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Beni... Konuşmalarından dolayı Sayın Timsal Karabekir Hanımefendi'ye biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi de plaketini vermek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Sabri Gökmen hocamızı sahneye davet ediyoruz. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.